Clash Royale'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'e gelen yeni büyük güncelleme hakkında detaylı bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayız. Clash Royale kendi kanalında, YouTube kanalında en azından ben öyle gördüm. Yeni yaz güncellemesiyle ilgili bir video paylaşmış. 4 dakikalık bir video. Bugün onu izleyeceğiz sizinle beraber. Konuşacağız işte neler gelmiş, neler gelmemiş. Beğendik mi, beğenmedik mi o tarz. İnceleyeceğiz, detaylandıracağız. Şöyle bir 10 dakikalık güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu videoyu özel yanınıza kahvenizi, çayınızı alabilirsiniz. Çünkü oyun oynamayacağız. Oyun oynamayacağız derken de bu video saat 6'da gelecektir. Büyük ihtimalle normalde 6'da maç videosunu ayarlamıştım. Yani normal maç attığımız bir videoyu çekmiştim. Hiç göstermedi ayarlamıştım ama onu yarın saat 4'de aldım. Bugün 6'da bu video gelecektir. İnşallah yetiştirebilirim. Bir 10-15 dakikada geç kalabilir. Kusura bakmayın şimdiden. O yüzden videomuza başlayalım. Sizlerden de bir like, abone değilseniz, abone olursanız aşağıdan abone olmayı lütfen unutmayın. %62'niz abone değil. 62 az bir sayı değil. Şunu bir 55'e düşürsek güzel. 50 yapsak daha güzel de hadi 55 olsun. Sizi kırmayayım. Sivas'a selam göndermeyin. Çünkü 58 Sivas'tı. 55 Niğde'ydi galiba. Tam hatırlayamadım. Çok fazla zaten. Hadi geçelim Clash Royale videosuna. Başlayalım. Ses kısık mı acaba? Bir dakika. Ses kısık mı acaba? Bilemedim. O yüzden ben biraz sesimi şöyle bir açayım sizlere. Çok mu açık artık? Çok mu açık? Çok mu az açık? Bakacağız onu birazdan göreceğiz. Evet, daha uzun bir kupa yolu, klan savaşı, iki iyileştirmeler vesaireler diyor. Oo, güzel. İki yeni kart diyor. T-Royal 8000 yazıyor. Ben de Eray. Olur. Hadi geç bakalım güncellemeler. Uff. 8000 mi? Oo. Normalde 7000'di bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. 2 yeni arena geliyor. Serseri ve Sakin Dağı'mış. Büyük ihtimalle sağdaki Serseri da şu an arkamda gördüğünüz. Yani şurası. Burası Serseri'dir. Bu sağdaki de Sakin Dağı'dır tahminimce. Biraz da mum tarzında vesaireler var. Ben Sakin Dağı'na Serseri Dağı'nı daha çok sevdim. Yani soldaki ağaçlı olanı. Siz hangisini daha çok sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Dediğim gibi devam edebiliriz. Diğer bakalım neler var. Ödüller. Güzel. Oren 15 yazıyordu bu arada. Dikkatinizi çekti mi? Azıcık geri çekebilirsek. Evet. Arena 15 yazıyordu. Bakın arena 15 olmuş. Oo, 13'tü orası galiba değil mi? Aynen 13'tü. Ve 5000 kupada başlıyor efsanevi arena. Bu da bayağı 4000'di. 1000 kupa ya, az değil ha. Ara 2 yerine sıkışacak mı gerçi normalde. Oo, bakın bak şimdi. 6300 normalde burası biraz daha iyi olmuş. Mesela burada 6300 yazıyor ve ben bunu tamamen şey yapacağım. Normalde 4000 kupadan üstü yarıya kesiyordu. Mesela şöyle hesaplayayım. Siz sezonu 5000 kupada bitirdiğinizde sizden yarısını alıyordu. Yani 500 kupa sizden gidecek ve 4500'de yeni ligi, yeni sezona başlıyordunuz. Bu gelen güncellemeyle tahminimce 750 kupa vesaire sizde kalacak. Sadece 250'sini alacak. Yani 5000'den 4500'e değil 4750 civarında düşeceksiniz. Oo, bak burada daha az kupa kaybedeceksiniz ama yukarı çıkmak daha zor olacak. Çünkü çok yüksek bir seviye çıkmış kupa seviyeleri. Hani 8000 ne demek biliyor musun? Zaten yazıyor bakın liglere tırmanmak daha zor olacakmış. Kendi rekorumu kırdığımızda da var. Allah'ım altın, evet altına çok ihtiyacımız var lan. Bir max yapabilmek için 1,5-2 ay falan gidiyor. Evet, gümüş sandık veya altın sandıklardan, diğer sandıklardan daha fazla maç sonunda da 30 veriyordu galiba. Altın 50 veriyor artık. Ooo, altın sandık. Kral Kulesi 11 level ve üstünde olan oyuncular için arkadaşlar özel bir altın sandığı geliyor. İçinden 1300 altın. Allah bereket versin. Evet, bu da hızlı kupa kazanlar için ilk 10 seviyeye kadar, bakın burada 5 yazıyor. 5 saç aldığınızda bir kadem atlayacaksınız 10. kademeye kadar. 10. kademeden sonra 10 taş kasmanız gerekiyor. Yo, arada 5, arada 10. Bir tane 10 vardı orada, arada 5 bakın. Burası da 10.000 max'tı. 10.000 max'ı 25.000 max altına çıkmış. Bayağı altına güzel bir abanmışlar. Teşekkür ederiz Supercell. Burayı ben çözemedim ya.
Buraya yeni bir sistem gelmiş arkadaşlar. Bu madalyalar 200-250'di, bunlar kalkmış galiba. Onların yerine gemi dümenleri gelmiş. Haftalık bir sistem getirmişler bakalım. 3 eğitim günü 4 savaş gününe oluşuyor. Savaş günlerine başlamadan eğitim. Yani deste denemek için yapabileceğimiz bir şeyler varmış. Birinciyi 3 gün veriyor. Güzel. Oo, olamaz, deprem oluyor. Evet. Oo, yeni kart, evet, yeni kart. Köstebek. Arkadaşlar yeni bir kart geliyor. 4x'lik destansı bir kartmış Köstebek kendisi. Bakın atıyor. Kulede bir tane goblin çıktı. Şimdi bir tane daha çıkıyor. Patladıktan sonra da 100 tane çıkıyor. Oo, feci bir kart yalnız bu. Goblin fıçısını direkt kesecek bir kart. Oo, 10 tane yer geliyor. Rastgele kule görünümü. 10 tane şey burada bu arada. 10 tanesi çok efsaneymiş. Normalde 5 dest oluşturabiliyorsunuz. 10 tanesi çok iyi olmuş gerçekten. Özellikle de video çekenler için, çünkü bir sürü video da çekiyor. Yani bir sürü deste bulması zorunda oluyor. Denemek zorunda kalıyor. Öyle gide bir kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Çık çık gel, çık gel, çık çık başkasını gel. İyi olmuş bu. Burada da kuleleri olanlar için bütün hepsini seçiyorsun. Maça girirken otomatik olarak rastgele sana sandık verecek. Ben hangisiyle gireyim düşünmenize hiç gerek kalmayacak. Bakın bu da çok iyi. Yani Tiroyla maç özlerken ah burası kaçtı demeyeceksiniz. Hemen birkaç saniye geri alabileceksiniz. Çok iyi. Çok iyi. Evet, siz de aşağıya bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Clash'a da abone olabilirsiniz. Evet, güncelleme buraya kadardı. Bundan sonra artık kendi kendimize takılacağız. See you later dedik ve gittik arkadaşlar. Evet, açıkçası ben beğendim baya. Şöyle arenalarda bırakalım şu arka ekranı. Şuralarda bir yerlerde de ekranlar. Hemen şöyle gelsin. Biraz daha geri alalım. Biraz daha geri alalım. Heh, güzel. Evet, şöyle de biraz büyütebilirim arkadaşlar. Şöyle, hemen şöyle yaptım. Artı, hatta ortaya alalım. Evet, güncelleme hakkında şöyle konuşmak gerekirse, kısaca bir özet geçmek gerekirse, kupa yolu 8000 kupaya kadar çıktı. 7000 kupaydı. Efsanevi arena, yani kupa yolu, kupa efsanevi arena 4000'den 5000 bandına çıkarılmış. 5000 şeyine, bandı dediğimiz sınırına çıkarılmış. 5000 kupada artık efsanevi arena girip liglere katılabileceksiniz. Araya da 2 tane yeni arena sıkıştırmışlar. Gördüğünüz gibi Serseri Dağı ve Sakin Dağı altlı 2 arena. Kaç kupalardaydı onları görmedik. Varsa bilmiyorum. Ama bakın 4600 yazıyor sağdakinde, Sakin Dağ'da. Büyük ihtimalle 4600, diğeri de 4300 olsa gerek. Tahminimce bu şekilde. Onun dışında kupalarda bir kupa kesintilerinde sezon sonlarında daha az kupa kaybedecek. Bu da çok güzel bizim için. Onun dışında yeni kart Köstebek bence çok güzel bir kart. Valla izlediğim kadarıyla beytçileri kullanabileceği, hatta tank artı beyt bir şey, madenciyle çok iyi uyumlu gidebilir. Çünkü bakın o köstebeği attıktan sonra gobline değil çıkan köstebek kulübesine vuruyordu. O da çok ayrı bir şey yani açıkçası. Anlamadım ama çok güçlü kart yani. 4x'ler sanki 5x'ler olabilir miymiş acaba? Genellikle yeni gelen kartlar böyle yüksek şey çok güzel kartlara genellikle düşük x'lerle başlatıyorlar. Sonra çok OP olunca, yani çok kullanılınca hemen yükseltiyorlar x'lerini veya bir güncellemeyle biraz dengeliyorlar onları. Çünkü gelen yeni kartlar genellikle öyle oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Mezarlık olsun vesaire olsun geldi, çok fazla etkisi vardı. Bu da bu şekilde yani. Güzel bir güncelleme açıkçası. Ben beğendim. Tekrardan sizlere söylemek isterim. Sizler beğendiniz mi? Düşünceleriniz neler? Köstebek kartları kullanmayı düşünüyor musunuz? Büyük ihtimalle onunla da ilgili bir etkinlik yakında gelir. Yaz güncellemesi ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Onun hakkında var mıydı yorumlarda? Var, bilmiyorum yani. Dikkat etmedim ne zaman geleceğini. Merakla bekliyoruz. O zaman diyeceğim başka bir şey yok. Sizlerden tekrardan sağlık. Sakin Dağ mı ve Serseri Dağ mı, hangisini daha çok beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. Ve videoya like atmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash Royale videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you later diyoruz biz de. Ve gidiyoruz. Hadi goodbye. 10 dakika yapayım şuraya. 10 dakika yapayım da güzel olsun.
Bence serseri daha. Allah Allah serseri.